Kendini oku. Nasıl oku? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi mümin hadiselere nasıl bakıyor? Mesela bize çok sorular geldi. Geçen gün bir soru geldi. Mesela çok soru soruluyor veya normal yaşantımızda mesela direkt. Şimdi bakın bir hadiseye bakmak nasıl bakmak? Şimdi ben aynı zamanda aynı danışman olduğum için böyle danışmanlık olarak da geliyor insanlar. Hani tedavi amaçlı da geliyorlar. Şimdi diyor ki hocam ben diyor ölümden çok korkuyorum. Ve ölüm ötesinden de çok korkuyorum. Ve diyor bu benim hiç aklımdan çıkmıyor. Tabii normal psikiyatriste de gitmiş vesaire. Panik atak teşhisi konmuş vesaire olmuş her neyse. Ne kadar güzel dedim ilk tepkim. Böyle kaldı. Nasıl güzel. Ne kadar güzel. Nasıl bir lütuf. Maşallah maşallah. Dediğim tepki bu. Diyor ki hocam ben ölümden korkuyorum diyor. Ölüm ötesinden, kabir azabından çok korkuyorum. Panik atak oluyorum. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Allah'u ekber. Yani sana nasıl bir lütuf gelmiş. Millet böyle herkes dünyanın derdine dalmış, işine gücüne dalmış. Hiçbir şey böyle umurunda değil. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi. Böyle yaşıyorlar. Ama sana Allah senin aklına, hani Hazreti Ömer'in bilirsiniz o kıssasını muhtemelen. Bir tane şey hemen anlatacağım onu geçeyim. Sahabelerden birine rica etmiş. Demiş ki bana demiş her gün gelip ölümü hatırlatır mısın? Her gün gelip ölümü hatırlatır mısın? Sahabenin biri gelip Hazreti Ömer'e her gün ya Ömer öleceksin diyormuş. Hatırlatıyor. Bir gün tekrar geldiğinde tamam demiş. Demiş ne oldu ya Ömer demiş sakalıma bir akıl düştü. O bana artık ölümü hatırlatır. Yani kimi böyle hani bazen işte saçınıza düşen bir ak belki değil mi? Bazen de Rabbimizin o kalbinize düşürdüğü muhabbet aslında. Aslında o vesvese diye korktuğu, hocam ne yapacağım diye paniklediği şey Rabbin Zülcelal'in ona muhabbetle bakışının nazarı tabiri caizse. Sana ölümü hatırlatıyor ki sen bir toparla kulum diyor. Dedim ki ne kadar güzel seçilmiş bir insansınızdır inşallah o zaman. Gün boyu diyor 30 defa, 20 defa, 40 defa ölümü hatırlıyorum. Çok korkuyorum ne yapacağım? Git secdeye kapan yahu. Bir vakit daha kıl. Bak ne kadar güzel Rabbin Zülcelal sana bunu lütfetmiş. Ama tabii sen bunu bu modda değil ne yapıyorsun? Şimdi bu bakış açısından da dedi ki hocam çok rahatladım. Tabii şimdi bu sana lütuf ne kadar güzel. Herkesin böyle keşmekeş yaşadığı bir asırda sana da böyle bir şey lütfedilmiş ki çok insanlar böyle. Ben bunu şey olarak da düşünüyorum bazen. Hani Rabbimiz Yüceler böyle kullarını uyarıyor tabiri caizse kısmen. Hani inşallah. Hani o vesvese dediğimiz içinde belki onun da lütuf vardır. Yani böyle vesvese tabii ben hatta bu yeni kitabımda özellikle vesveseden nasıl korunulur, ne yapılır, vesvese nasıl çözülür vesaire bunlarla ilgili bilgiler veriyorum ama bu vesveselerden de çok korkmamak gerekiyor. Şimdi bunun bir ruha ineni vardır, bir akla ineni vardır, bir kalbe ineni vardır. Şimdi vesvese geldiği zaman insan ne yapar? Yani bu işte ne yapıyorsunuz mesela? Panik mi oluyorsunuz? Rahatsız mı oluyorsunuz mesela? İnsan da şöyle bir şey oluşur. Seni dua etmeye yönlendirir. Yönlendiriyorsa sana hayır olarak dönecektir. Mesela aniden içine bir korku gelir. Allah bir şey ol. Hani böyle bir rahatsızlık hissedersin. Ne yaparsın? Hemen ayet-el kürsü okursun. La havle ve la kuvveti illa billah. Hayır lazım çekersin. Tövbe edersin. Hani şahsın adına olabilir. Başka bir konuyla ilgili olabilir. Fark etmez. Bak ne yaptın? Mümin işte okuyor. Neyi okuyor? Kendini okuyor. Şeytanın sana getirdiği vesveseyi bile sen hayra döndürmeye bak gördün mü? Hayra döndüren insan oluyorsun. İşte onun adı ne oluyor? Mümin oluyor. Bakın Müslüman başkadır, mümin başkadır. Bunu her zaman söylerim. Müslüman kelime-i şehadet getirip işte İslami imani şartları uyar. Ama mümin için Allah Kur'an-ı Kerim'de tekrar üstüne basa basa muttakiler diyor. O müminlerdir ki diyor. Ki biz Bestami Hazretleri bile ya ben mümin miyim diye sormuştur yani. Ben mümin miyim? Düşünün. Biz ne yapalım yani?